Merhaba Pokemon dostları. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Brilliant Diamond serimizde yukarıda gördüğünüz gibi 4 tane rozetimizi aldık. 5. rozete doğru gidiyoruz. Ama onun öncesinde küçük bir kasabaya uğrayacağız. Uğramadan önce de hemen tabii ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Bölüm sorumuzu sizlere gösteriyoruz. Bugünkü bölüm sorusunda zamanı mı kontrol etmek isterdiniz yoksa mekanı mı, yani uzayı mı kontrol etmek isterdiniz? Bunu soruyorum. Yani açmam gerekirse soruyu, işte istediğiniz bir zaman dilimine mi gitmek daha iyi olurdu yoksa istediğiniz bir yere mi gitmek, yani o anda dünyanın herhangi bir yerine gitmek mi? Birini tercih etseniz hangisini ederdiniz diye soruyorum ve yayınıma başlıyorum arkadaşlar. Şimdi burada Cynthia'nın memleketine gideceğiz. Ha, bu arada otun içerisinde koşarken de yavaş koşuyorum ha, ilginç. Arkada Gallade'i aldım. Biraz Gallade arkada dursun dedim. Biraz onu görelim dedim yani. Mime Junior mı? What? Şimdi Mime Junior aslında Pokédex için yakalayabiliriz ya. Spark öldürmezse yakalayayım. Öldürür mü? Öldürdü. Neyse ya, yakalarız yine. Sıkıntı yok. Evet, bugün herhangi bir evrim ya da herhangi bir rozet beklemiyorum açıkçası. Çünkü şu an evrim olayında Shiva'mız kaldı. Drapion olacak. O da 40'ta oluyor. Yani şu an için çok da beklenen bir durum değil. Ponyta. Bunları geçeceğiz hızlı bir şekilde. Evet, bölüm sorusunu da gördüysek bölüm sorusunu da şöyle aradan alalım. Benim cevabım galiba zaman olurdu ya. Tamam, ben Palkia'yı seviyoruz ama eğer Dialga Palkia şeklinde düşünürsek, ama yani sanki düşündüğümde ben mekandan çok zaman yolculuğu yapmak daha böyle ilgincime gelirdi. Hani eski zamanları ya da geleceği görmek daha böyle hoşuma giderdi. O, burada çok Pokemon çıkıyor be. Repel mi basalım? Vallahi adım attırmıyor ha bize. O yüzden repel basacağım. Başka çaresi yok. Zaten boşuna item olarak orada repeli vermemişler yani. Adamların bir bildiği varmış. Normal repelim var. Onu bir kullanayım şimdilik. Bitsin hazır. Şurada bir top var. Çok da yavaş ilerliyorum derken biri çıktı karşıma. Hadi bakalım. Ya yine kayıt cihazı ilginç sorunlar çıkardı. OBS ile mi alakalı bilmiyorum. Yani video öncesinde bir 5-10 dakika boyunca sesi alamadım. Sesi çık, yani sesi getirmeye çalıştım. Her seferinde bir sıkıntıyla karşılaşıyorum ya. Evet, yani Minion'un en istemediği şeylerden biri çıktı. Pokemon'lardan biri çıktı. Polygreen'imiz, biliyorsunuz takip ediyorsanız, geçen hafta, yani geçen bölüm kalbimizi de aldık. Empeleon olmuştu. Artık Empeleon'uz. Aqua Jet bile yapıyoruz yani. Yaparız. Bu arada dikkat etmemiştim. Empeleon'un sırtında yüzgeç varmış ya. Allah Allah. Daha düz değil miydi sırtı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hiç sırtına bakmamışız. Sırtında bayağı köpek balığı gibi yüzgeç var yani. Ben tasarım olarak beğeniyorum ya şeyi. Empeleon'u beğeniyorum. Daha doğrusu o üçlü evrim zincirinin üçü de iyi bence yani. Bu ne ya? Yine hep aynı Pokemon'lardan devam. Anlaşılan. Aqua Jetta. Şimdi burada yoğun bir eğitmen savaşı olabilir arkadaşlar. Öyle bir durum var. Çok da puan da vermiyorlar açıkçası. Bazılarını belki atlayabilirim hani. Bakacağız.
Topu bir alayım. Tamam, bu otluktan çıkıyorum ben. Başka bir otluk geliyor falan. Buradan hızlıca bir ilerleyelim. Aha da sis çöktü lan, ne oluyor? Ha, defok kullanma yeri gelmiş ya. Tamam. Defok da galiba sadece bu oyunlarda çıktı değil mi ya? Şöyle hatırlamaya çalışıyorum. Sadece 4. nesil oyunlarında var galiba defok itemi şeyi. HMS'i diye düşünüyorum. Şurada yine bir rakip var. Onu gördüm orada da. İlerlemek için de neyse, mücadele verelim. Evet, 5. rozete doğru hızla ilerliyoruz. Galiba bundan sonra rozetler biraz daha hızlı olacak. 4 Pokemon'lu what? Daha hızlı olacak rozetler. Yani o ilk bölümlere göre bir tık daha iyi olacak. O minyonun ağzına layık bir ne diyelim? Yemek. Galiba Fantina'dan hemen 5. rozeti aldıktan sonra hemen 6. rozete gideceğiz. Sörf alıp 7. rozet biraz belki uzun sürebilir. Ya da 7 ile 8 arası mı uzun sürüyordu? Tam öyle bir şeydi ama. Scorpii. Scorpii olmadı burada şimdi. Volt Switch deneyelim. Öldürmedi lan. Vay. Polygrin'e zehir işlemez. O yüzden atalım gitsin. Ya ya ya. Aquajet'le işini bitirelim. Minio gene bir item bulmuş sağ olsun. Minio'yu şeyde tutmak yetiyor arkadaşlar. Yani takımda ilk sırada tutmak yetiyor. Yanında taşımana gerek yok aslında. Yani buluyor. Golbat. Yine değişik Pokemon'lar vermişler en azından. Buna bir buz türü saldırı gerekli diye düşünüyorum. Evet, bayağı kritik atıyoruz ya. Oyun bize bayağı yardım ediyor şu anda. Bunu da hallettik. Repel bitmiş. Şuradan mı ilerliyoruz acaba? He. Normalde yani şundan kaçarı yok. Savaşacağız mıyız yeşil kafayla? Hiç dönüyor mu bu tarafa doğru ya? Kaçış yok yani. Evet, biraz dediğim gibi fazla eğitmen savaşı olacak ama bu sefer de eğitmen savaşlarını geçince ileride sorun yaşıyorum. Level olarak da çok geriye düşmek de istemiyorum. Çünkü takım olarak pek oyunun istediği gibi ilerlemiyoruz aslında. Hani ne ateş Pokemon'umuz var, ne işte ne bileyim çimen yok, ateş yok değil mi takımda? O yüzden yani ufak sıkıntılar yaşayabiliriz. Biri şey yazmıştı, o yorum biraz ilgincime gitmişti, bu videolar neden izlenmiyor muhabbetinde. Aa, Grotto ne alakaymış ya. Biri şey demiş, abi insanların istediği Pokemon'ları almıyorsun, ondan izlenmiyor. Yani doğru olma olasılığı çok çok az ama doğru olma olasılığı varsa bile bence çok kötü bir şey. Onu söyleyeyim yani. Sonuç olarak yani hep aynı Pokemon'ları aynı şekilde alıp aynı şeyleri izlemek insanların hoşuna gidiyorsa ilginç yani gerçekten. Ben de bilirdim Luxray'ı bilmem Lucario'yu falan alıp çıkmayı, çok zor değil yani. Sadece farklı şeyler görün diye bunu yaptım. Brain Punch işler mi? Çok. Ah, öldüremedik.
Bayağı da vurdu ha. Neyse, Galliyet yakında güzel saldırılar öğrenip adam olacak. Şimdilik daha biraz eğitim aşamasında. Mini 36 oldu, güzel. Aa, atak special atan önüne geçmiş Minio'da. Oho, double maç var. Dalalım ya, double maça da dalalım hadi. Oho, ben maç yapmak istiyorum, onlar kaçıyor. Pardon, mikrofona vurdum ama. İyi, birer Pokemon'ları varmış, yeter. Raichu ile Gyarados, vay. İlginç. Suya elektrik, suya elektrik. İyi denk geldi değil mi? Evet, Intimidate yediğimiz için Special saldırı denesek iyi olacak. Şimdi burada bir Wall Switch Gyarados'a götürür. Polygreen ise... Polygreen elektrik Pokemon'la ne yapabilir? Hiçbir şey yapamıyor. Bubble Beam yapmışsın ya. Güle güle. Nın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 
level atladı. Shiva gelsin. Shiva'yı pek görmüyoruz. Ah dur, yanlış şeye basacaktım. Yani ne vursak olur. Gerçi Aqua Jet'le bu işi bitiririz. ...35 level bir Galleid'imiz oldu. Neyi öğrenmek istedi? Sword Dance. Sword Dance. Yani Hypnosis yerine Sword Dance'imi öğretsem acaba? Şimdi Hypnosis işimize yarar mı? Efsane mefsane yakalarken acaba? Boşver ya, öğret gitsin. Hadi gidiyoruz. Ya bu ne? Mecbur savaştırmak zorunda bırakıyor ya. Aha döndü. Kaçtı. Ah! Ne güzel kaçıyordum ya. Kaçamadık. Aa bir de 3 Pokemon. Yandık. Motim. Motim'i de severim ya. Özellikle Shiny'sine bayılıyorum. Çok güzel mavi. Motim. Motim'e bir spark o zaman. Güle güle Motim. Onix mi? What? O olmadı işte. O nereden çıktı? Onix'i Galleid'le almak istiyorum. Slide yedik. Tepemize taşlar kayalar yağdı ama biz tabii ki dayanıklıyız. Yumruğu gözüne indirdim adamın böyle. İyi, enerjiyi de fullledik sayılır. Gerçi 3 Pokemon'u vardı değil mi ya? Luxio. Haa o olmadı, o ayıp ettin orada birazcık. O zaman Sword Dance lan. Al sana Sword Dance. Sen atağımı mı düşürürsün?
Lear neydi? Atak mı düşürüyordu? Defans düşürüyormuş, tamam. Şimdi ne istersin benden? Drain Punch yeter herhalde sana. Ya. Evet, Gallade işimize yarayacaktır. Gallade'i takımda tutmakla iyi ettik. İyi bir atakçımız var. Evet, buradan da biraz yırttık gibi bir şey oldu. Aa, buradan bisikletle mi acaba sadece yürüyebiliyoruz? Ha, ne var burada? Hayda, bu muydu yani? Ben de top falan vardır diye koştum oraya, o tarafa doğru. This dog severiz. Ben böyle Pokemon'ları niye seviyorum onu da bilmiyorum ya. Mesela Beautifly'ı sevmem ama Dustox'u severim. Hani böyle sanki kötüye karşı bir ilgim var gibi. Öyle, ne bileyim. Hani Beautifly daha sevimli falan ya şeye göre. Neydi onun adı? Ne denir? Sevimli demeyelim de ona. Bu arada oyunun bende sesi azaldı ya sanki. Neden böyle bir şey oldu? Şu an tekrar arttı sanki. Allah Allah. Size kayıtta da öyle geliyor mu bilmiyorum ama. Isıtırdı. Şimdi burada bir Psybeam güzel işe yarar. Tamam. Special saldırı, onu göndereceğiz. Zamanı geldi. Psycho Cut falan öğreniyor diye hatırlıyorum. Şimdilik idare ediyoruz. Shiva 35 oldu daha. Yani Shiva'nın galiba level'ı Super Fang'i öğrendi bu arada. Biraz yavaş ilerliyor diğerlerine göre. Super Fang. Yok ya, gerek yok bence. Shiva bir şey öğrendi mi? Yok. Evet, yine bölüm boyunca Pokemon Savaşı izletmiş oldum size ama yapacak da bir şey yok. Böyle biraz yavaş ilerleyeyim de. Güzel bir şey oldu ya. Boşa getirme bizi. Oo. Nice. Tamam, şimdilik cepte dursun. İyi, boşa gelmemişiz en azından ya. Güzel. Dur, şuradan aşağıda bir top var. Bisikletle binme zamanı. Dönecek misin? Yoksa yakalanmak zorunda mıyım? Uhu. Galiba maç yapmak zorundayız. Yakalandık. Çok eğitmen var bu oyunda ya. Niye bu kadar çok eğitmen koymuşlar? Sanki yeni oyunlarda bu kadar çok yok gibi ya. Maç yok. Ama. Aslında 5. rozette Drapion'um olsa iyi olurmuş, şimdi düşündüm de. Hayalete gireceğiz. Drapion'um olaydı hiç fena olmazdı ama sanki olmayacak gibi o zamana kadar. Orada kazarız. Drapion'u orada yaparız o zaman. Oo, iyi puan verdi bu ha. Tamam, güle güle. Of, daha aşağıda da bizi birçok kişi bekliyor. Ya hayır ya. Oğlum siz nereden çıkıp duruyorsunuz ya? Allah Allah. Tuzağı kurmuşlar oraya.
Neyse, Celestic Town mu neyse, oraya ulaşırsak iyidir bu bölüm. Dediğim gibi artık çok da bu seri için izlenmeyi umursamıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani çok savaş oldu, izlenmiyor falan diye de düşünmüyorum artık. Amacım bu seriyi bitirmek bir an önce. Çünkü yarım bırakmak istemiyorum. Yoksa yani ruh hali olarak kanalda şu an seri çekecek durumda değilim aslında. O yüzden izleniyor mu izlenmiyor mu hiç çok da düşünmüyorum yani şu an. Tek amacım tamamlamak. Evet, bunu da halletmiş bulunuyoruz. Şu topu alalım bari gelmişken. Smoke Bomb. Ne işe yarıyordu bu ya? Ah, bir tane daha. Hadi buyur. Dönmeyecek misiniz ya? Hep orada mı duruyorsunuz siz öyle? İlginç. Güzel yapmışlar ha. Kuş tüyleri falan dökülüyor. Hutut. İyi, bunlar tam Minio'ya güzel. Minion'u çok böyle kolay alt edebileceği olaylar. Ama galiba Spark'ımız bitiyor. Hutut. Galley'de 36 oldu. Noctowl güzel. Noctowl'u severim ya. Güzel Pokemon'dur. Ben galiba ikinci nesil Pokemon'larını bayağı seviyorum ya. Hani dördüncü nesilden sonra en çok sevdiğin nesil hangisi deseler. Valla iki ya 7 derim ya 2 derim herhalde ya. Alolay'ı da çok seviyorum çünkü. Evet, bunu da halletmiş bulunuyoruz. Şurada ninja mı var la yoksa? Aman gitmeyelim, boşver. Buradan çıkarsam... Nasıl yakalıyorsun sen ben oradan ya? Allah Allah. Of, 3 Pokemon bir de. What the hell is that? İyi. Yine Minion'un yeneceği Pokemon'lar çıkıyor Allah'tan. Lan hep de bu hızlı olan da Kuajet'i vuruyor illa abi yani. Bir de kritik yedik o. Giraf harik. Ne alaka bu şimdi? O zaman bir Volt Switch ile kaçış bizi bekler yani. Yarıya önce getirdik lan. Shiva iş yapar ya bence buna. O zaman sana knock off. Vur. Çok mu? Ulan bu olmadı işte. Ya gerçi Aerial Ace vermişiz lan, güzel. Yani iyi vurduk gene. O çok bir şey yapamaz bana. Hem zehirim hem böceğim. Güzel. Evet, akrebimiz de artık yavaş yavaş savaşlarda kendini gösterdiğine göre. Bir bu taraf var, bir bu taraf var. Ha, burada beri varmış sadece, alalım. Gelmişken alacağım, berileri alacağım, kaçırmayacaksın. Bu arada şu üstteki menüyü niye açıyorum ki ben? Kapan lan. Ha.
Adam bari Barry'yi şöyle koparma efekti yapın lan. Barry bir anda kayboluyor falan. Onu bile yapmaya üşenmişler yani. Şöyle hafif bir kurcalayayım, belki bir şey çıkar. Ne çıkıyor bir bakalım. Evet, çok önemli. Yürü git lan. Bir de şurayı kurcalayalım. Run run run. Gidiyorum ben ya, yeter. Evet, Celestic Town'a geldik. Ne yapıyorsunuz ya? Evet, burası Cynthia'nın memleketiydi. İki dolaşalım şöyle, neler dönüyor buralarda diye. Evet, Coronet daha önemli bir dağ. Burası neydi? Kardeşim dediği Cynthia mı acaba? Büyük kardeşim efsane mitolojiler üstünde çalışıyor diyor. Nereden geliyorsun? Timberwolf'tan. Evet, Mesprit'ten bahsetti bize, göl efsanesinden. Bizim memlekete yakın bir yerde bir göl efsanesinin gölü var. Evet, burası Pokemart'mış aslında. Değişik bir mart. Ne satıyorsunuz? Çok da ekstra bir şey satmıyormuşsunuz. Dayı sen ne yapıyorsun? Oo, Dusk Ball satıyormuş. Ver la 3-4 tane. Bu toplar iyidir bak. Quick Ball. Quick Ball'u buradan alacakmışız. Tamam mı? Söyleyin bana. Lazım olursa. Güzel. Black Glass. Black Glass şeydi. Dark type moves'ları arttırıyordu. Şeye veririz. Scorpio'ya veririz şeyde. Hayalet rozetinde. Henüz gitmiyoruz. Sen necisin? Ne? Bir dakika. O ikinci dediği cümle neydi? Konuşsana yavrucuğum. Hayır. Söylenene göre Sinnoh kıtasını bir Pokemon yaratmış. Ne bu? Analog saat. Aman ne önemli. Sorma gitsin. Pokemon Center var. Girelim. Saldırılarımız azalmıştı zaten. Evet, burada zaten çok bir şey yapacağımızı düşünmüyorum. Buradan neyi alıyorduk acaba ama? Bir boşa gelmedik herhalde diye düşünüyorum. Birazdan anlarız. Daha dolaşacak bir şey kaldı mı? Kalmadı. Tamam, artık gidebiliriz. Şuraya. Muhabbet burada kopacak. Galactic Bomb mı? Savaşalım. Siz de burada da mı çaldınız lan? Ortaya iş yaptınız. Kapattınız orayı. Beautifly mı? Ya bir Team Galactic elemanında Beautifly gibi bir Pokemon'un ne alakası var değil mi? Hani onlar daha böyle çirkin, kötü Pokemon'ları falan genellikle şey yapıyorlar ya. Hani Beautifly ne alaka?
38, güzel. Krogan mı? Sucker Punch, vay. Nice. Tek yedin ama. İyi, bunu da aradan çıkardığımıza göre. Hadi güle güle yavrucuğum. Evet, duvarlarda Dialga'yı ve Palkia'yı görüyorsunuz. Ha, kadın geldi. Ha, bizim şeyin Cynthia'nın büyük büyük annesi. Ha, Old Charm'ı buna veriyormuşuz. Tamam, verelim. Mistik bir tanrı, mistik bir tanrının Sinno yarattığı söyleniyormuş. Old Charm ise hala araştırılıyormuş. Yani efsanelerin anlatıldığı böyle bir yer. Öyle değil. Ne oluyor? Geçemiyorum da. Bunu mesela burayı niye yapmışlar? Değil mi? Boş. Evet. Antik bir çizim, antik bir resim. Bunlar göl efsaneleri galiba, değil mi? Evet, bir üçgen oluşturuyorlarmış. Bu ne hakkındaymış? Bu mağaradaki resim işte bana çok eski bir hikayeyi hatırlatıyor diyor. Çok güçlü bir işte zaman tanrısı diyor. Evet. Ne alakam zaman tanrısıyla onun? Ya bu üç göl efsanesi değil miydi bu ya? Ben yanlış mı görüyorum? Orada mı başka bir şey anlattı? Surf. Aa, surf'ü buradan alıyormuşuz. Tamam. İyi, surf'ü de hallettik. Hayırlı olsun. Her Tom'a artık gidebiliyoruz. Tamam. Ya burada aslında anlatılan işte bu üç göl efsanesinin bir denge kurdu. Aslında insanların yaratılışında çok büyük etkisi var bu üç göl efsanesinin arkadaşlar. Ben bunu Sinnoh efsaneleri videomda anlatmıştım. Aha, dur ne oluyor? Yani insanların yaratılışında işte insanlara bilgeliği, insanlara ne bileyim hisleri falan veren Pokemon'lar bunlar. Cyrus. İlk defa mı burada ismini öğreniyoruz ya? Allah Allah. Yeni bir dünya yaratmaya çalışıyormuş. Herkes öyle düşünüyor zaten. Evet, Coronet Dağı'na gitmemiz gerektiğini aslında bize burada şeyi veriyor. İpucunu veriyor. Coronet Dağı'ndaki işte efsaneleri ele geçirip orada yeni bir dünya kuracakmış. Öyle diyor. Ama biz gidelim. Dur. Şimdi direkt Hartom'a gidebiliyoruz diyebiliyorum. Hayır, kat değil. Yavrucuğum, fly. Ya zaten bayrak da bize gösteriyor nereye gideceğimizi. Onun devamı da vardı ama o yolun. Ona bilmiyorum, daha sonra mı vuracağız acaba? Tam emin değilim. Biz rozetimizi alalım. Tabii bu bölümü almayacağım. Çünkü uzar. Gelecek bölüm rozetimizi alırız. Bir güzel. Yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, rozeti alırken biraz zorlanabiliriz. Jim neredeydi ya burada? Dur. Sizin Jim nerededir? Aman sana bir şey sorma. Ya ben içeri girmiyordum ki. Of. Oltacıya bir şey sormam valla. Jim burası, tamam. Burada arkadaşlar oyunumuzu kaydediyorum.
Ve bu bölümü burada sona erdiriyorum arkadaşlar. Bölüm sorumuzu hemen tekrar sizlere şöyle bir hatırlatalım. Zamanı mı kontrol etmek istiyorsunuz yoksa mekanı mı, uzayı mı kontrol etmek istiyorsunuz? İstediğiniz bir zaman dilimine mi gitmek isterdiniz yoksa istediğiniz bir mekana mı gitmek isterdiniz? Bunun cevabını istiyorum. Bu bölümde biraz yine sörf almak dışında çok bir şey yapmadık. Aslında Celestic Town'a uğradık. Başka bir şey de yapmadık. Bakalım gelecek bölüm buradan 5. rozetimizi alıyoruz. Muhtemelen Shiva'mızı Drapion yapıyoruz ve hemen sonrasında da 6. rozet için sörfte karşıya geçip Jubilife'dan 6. rozete doğru ilerleyeceğiz. Burada olanlar, destek verenler zaten benim ne düşündüğümü, ne istediğimi biliyorlar. Bilmeyen arkadaşlar da sağ olsun diyorum. Herkese teşekkürler.